Hola, buenos días. ¿Qué hora es próxima bus para Valparaíso? Ok, está bien para mí. Solo ida. 500. Ah, no, no tengo. Lo siento. Ok, muchas gracias. Günaydın dostlar. Şimdi terminale geldim. Buraya geliş çok kolay. Bu terminalin ismi Alameda Terminali. Santiago'da kırmızı hatta biniyorsunuz metroya. Çıkışı burası. Neydi? Üniversitede Santiago durağında iniyorsunuz. Hiç dışarı çıkmadan böyle direkt terminale bağlanıyor. Condor var, Turbus var. Valparaíso'ya gitmek istiyorsanız sanırım Pullman'da gidiyor. Buradan kalkıyor otobüsler. Ne kadar? 7500 peso. O da ne kadar yapıyor? İşte 8 dolar civarı. 2 saat uzaklıkta Valparaíso buraya. Sahil kesiminde tatlı, güzel bir şehir. Oha, o ne ya? Ulan kulağım patladı ha. Tam dibimde çaldı. Tatlı, güzel bir şehir. Genelde turistler gidip ziyaret ediyorlar orayı. Ben de Santiago'dayken günübirlik bir gideyim, geleyim, ziyaret edeyim istedim. Anında buradan kalkıyor otobüsler. Saat şu an 9'a geliyor. 9'u 10 geçe de otobüsüm kalkacak. Hola. Hola señor, buenos días. Buenos días. 9:10 con el 15. 15, okay, gracias. 8:56. Otobüsümüz geldi. Milka ineği gibi otobüs. Morlu beyazlı. İsmi Condor. Güzel. 15 numara benimki. Neredeymiş 15? 27 diyor. Önde mi acaba 15? 14, 15. Aa, güzel. Oo, baksanıza ne kadar temiz, hijyenik. Oo, mis gibi valla. Hijyen fışkırıyor. Suyumuzu şöyle koyalım. Ya şu yarım litrelik su 1 dolar olur mu ya? Hatta 1 dolardan biraz daha fazla. Böyle manzarayı izleye izleye gideceğiz. Şimdi Villa del Mar diye bir şehir var. Orası da sahil şehri. Bir de Valparaíso diye bir şehir var. İkisi zaten yan yana. Genelde turistler Santiago'ya geliyorlar. Günübirlik gidip geliyorlar oraya. Çünkü neredeyse her saat, yarım saatte bir otobüs kalkıyor. Ortalamada işte 7 dolar 10 dolar arası gibi bir şey. Yani dilediğiniz saatte bulabiliyorsunuz bilet. Çok da dolu olmuyor ya. Geldim terminale, aldım biletimi işte. 2 saat sürecek buradan. Manzarayı izleye izleye gideceğiz, güzel. Valparaíso'ya ulaştık dostlar. Burası Valparaíso'nun terminali. Dönüşte de buradan döneceğim. Bileti buradan alacağım. Otobüse buradan bineceğim. Şehrin merkezine yakın haritadan gördüğüm kadarıyla. Zaten burası çok büyük bir şehir değil. Ama denize kenarı var. Birazcık bohem bir havası var. Gelip görmek istedim. Şimdi yolda bir şey gördüm. Sokak pazarı gibi bir yer gördüm. Burası tekin bir şehir değil. Santiago'dan daha tehlikeli bir şehir olduğunu söylüyorlar turistler için. Soygun mevzusundan dolayı. Şimdi ne taraftan gitmem gerekiyor? Şuradan gitmem gerekiyor sanırım. Terminalden ana caddeye çıkacağım. Bir sokak pazarı gördüm. Önce oraya uğramak istiyorum. Daha sonrasında da bu bohem sokaklarını birazcık gezeriz. Ya el salla. Es para Turquía. Şimdi empanadacı gördüm de 1500 peso empanada satıyor abi. Muchas gracias. Bir tane empanada aldım. Kahvaltımızı öyle yapalım. Tadına bakalım. İlk defa empanada yiyorum Şil'de. Güzel, benim sevdiğim tarzda empanada. Dışı böyle hamur. Mısır unundan falan yapmamışlar. Mısır unundan yapılanları pek beğenmiyorum. İçerisinde de sadece peynir var. Tam sevdiğim tip empanada. Ekvador'da çok yapıyorlardı bundan. Hoşuma gitti. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sí, sería? ¿Todo cae? Para allá también. ¿Por qué anda grabando? Okay. Grabando? ¿Perdón? ¿Por qué anda grabando? Yo grabando para YouTube. Ah, ya. Sí, para Turquía. ¿Cómo se llama? ¿Para Turquía? Sí. Mira, aquí estamos los chilenos. A los turcos. Turcos, sí. Chao.
Paloma. Chao, gracias. Aquí estamos los chilenos, bueno para trabajar nomás. Gracias. Que te vaya bien. Gracias. Madre. Antikçeler satıyorlar. Bit pazarı gibi bir yer. Feria dedi de fuar. Feria. İkinci el, ikinci el, çalıntı mal, ne varsa satıyorlar sokakta. Sí, para Turquía. ¿Para qué? Turquía. Ah, yo creí que pensaba que era para otro lado. Sí. ¿Para TV o cualquier canal o no? Sí, es canal YouTube. Ah, es tipo. Sí. Chao. Dale que gire. Ya canlı ya buranın insanları. Ama etrafıma da birazcık dikkat ediyorum. Uyardılar çünkü buraya gelmeden. En son ne diyordum? Bir şey diyordum. Ha, empanadalar sadece burada pahalı. Bu mesela şu an daha gördüğüm en ucuz empanada 1500 peso. Bu da yaklaşık 2 dolar işte. 1.7 dolar gibi bir şey yapıyor. Yani ayakkabılar, kıyafetler. Ondan sonra başka. Böyle antika şeyler. Koleksiyon moleksiyon yapıyorsanız çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz bu tarz bit pazarlarında. Kıyafetler genelde çok ucuz oluyor. Güzel bir şey denk getirirseniz kaçırmayın yani. Alırsınız, yıkarsınız, giyersiniz. Otobüsün geldiği ana cadde burası. Bayağı geniş bir cadde. Ortada da böyle bir yol var. Sadece insanların gelip yürüdüğü ve sanırım hafta sonları da böyle tezgah mezgah kuruyor insanlar. Ufak böyle bir fuar gibi etkinlik yapıyorlar. Bir şeyler satıyorlar. Hafta içi de olabilir belki, bilmiyorum. O konuda emin değilim, şimdi yalan konuşmayayım. Böyle bir yer. İleride bir tane garip heykel var. Uzaktan çay bardağına benzettim. Böyle garip bir çay bardağı gibi bir his oluşturdu bende ama öyle bir şey değil. Çok da anlamadım ne olduğunu. Zaten baksanıza da dökülmüş bayağı. Üst kısmı falan yamulmuş. Böyle bir yer burası. Şöyle hızlı geçmeyeyim de arada bazı şeyleri göstereyim sizlere. Bazen kapılıyorum, böyle hızlı yürüyorum. Kusura bakmayın. Çok garip bir şey bu ya. Sokakta böyle ilaç satma kültürü falan çok yaygın. Orta Amerika'da da çok yaygındı. İnanın bizde var mı hiç hatırlamıyorum. Ülkeye dair o kadar çok şey unuttum ki. Uzun zamandır ülkeye dönmediğim için, gitmediğim için. Unutuyormuş insan hakikaten uzun süre uzak kalınca. Ana çocukken ne oynardık şimdi şeylerle, dinozorlarla ya. Bende bir sürü vardı dinozor. Bak burada da ilaç satıyor işte. Grip algını falan, o tarz böyle Tayronat tarzı şeyler var ya, onları da çok satıyorlar. Hatırlıyorsunuz beni soyan hırsızlardan birini yakalamıştım ben. O çocuğunu polise teslim etmiştim. Daha sonrasında mahkemeye çıkmıştı. Tutuklu yargılanıyordu. Dün Monika abla mesaj attı, bir tane fotoğraf gösterdi. Benim adam, yakaladığım adam. Sokakta. Dedim abla bu benim yakaladığım adam. Hayırdır yani, ne oldu? Bu adam çıktı mı? Yani 2 ay içeride kalacaktı. Bir an böyle acayip sinirlendim adamı dışarıda görünce. Gerildim. Monika ablayla konuşmaya başladık. Burada da böyle meyve sebze satıyorlar sanırım. Böyle onları da göstereyim. Fiyatları da göstereyim. Mesela 1500 yazıyor ya. Onu siz 1,5 dolar gibi algılayın. Bir fiyat videosu çekmiştim zaten. Orada bayağı detaylı anlatıyorum ama gelmişken gezelim burayı da. Neyse, Monika ablayla konuştuk. Adamın neden salındığını bilmiyoruz. Büyük ihtimalle kefaletle salındı. Yani birisi para ödedi, çıkardı adamı. Adamlar, bu Perulu çete, bir tane turist soymuşlar terminalde. Öyle olunca Monika ablalar da bakıyorlar kamera kayıtlarını. Hatırlıyorsunuz Monika abla oradaki güvenlik sistemini kendi STK'sıyla kurup, gönüllü bir şekilde kurup şehrin güvenliğini sağlamaya çalışıyorlardı. Yani kendi çevresiyle, tamamen kendi ceplerinden harcadıkları parayla bunu yapmaya çalışıyorlardı. Öyle bir STK'ydı. Onun başkanı hatta kendisi. Bir bakıyorlar kamera kayıtlarına, benim herif. Biraz araştırıyorlar. Adam çıkmış. Çetesine katılmış. Beni soyan diğer iki kişi yok burada. Yani onlar oraya dönmemiş. Başka yere gitmişler galiba. Yani biz öyle tahmin ediyoruz. Onların o ikisinin yerine başka kişiler göndermişler. Bu sefer onlarla vurgun yapmış beni verir. Anladığımız bu olaydan. Anlayacağınız birinin daha canı yanmış. Polise mesaj attım.
bende numarası vardı benim soruşturmayı yürüten polisin dedim. Böyle böyle çıkmış herif. Soygun da yapmışlar. Onun çetesi yapmış yani, görüntüler var, bilmem neler var. Bir şey yapamıyoruz. Şili'de sistem böyle, bilmem ne. Yani ben anladım yani, polis işin içerisinde, cukkasına bakıyor. Hatta savcılık da bence işin içerisinde. Bu çok büyük bir dalga, çok büyük bir çete. Ciddi paralar vuruyorlar sadece turistlerden değil anladığım kadarıyla. Çünkü Bolivya'ya, Peru'ya araba kaçırma olayları da var. Monika abla bana onları da anlattı. Anlayacağınız, beni soyan bu çocukları şu an gönül rahatlığıyla, çok rahat bir şekilde, kimseye hesap vermeden, gram gerginlik hissetmeden çatır çatır insanları soymaya devam ediyorlar. Böyle rezil ve aşağılık bir sistemle yaşıyoruz ve hiçbir şey yapamıyorum. Adamın nerede olduğunu biliyorum şu an. Giderim yine yakalarım o herifi. Ama bu sefer polise teslim etmem. Yani öldüresiye döverim. Bu sefer beni içeri alırlar, bana zarar verirler. Ya böyle bir şey olamaz. Bir de kendini iyice şey yapmış, korumaya almış. Şapka takmış, komple kapatan yüzünü. Maske takmış, kıyafetlerini değiştirmiş filan. Çantasını değiştirmiş. O kadar rahatlar ki. Şaka gibi ya. Görüntü var, her şey var. Vurmuşlar yine turistin birini. Garibim. Kader kurbanıyız onunla da. Ama hiçbir şey yapmıyorlar yani. Böyle de rahat bir sistem, böyle de rahat bir ülke. Yani buraya gelmeyin dediğimde bazen kızanlar olmuştu yorumlarda. Bu yüzden gelmeyin diyorum. Yani Şili kötü, Şilililer kötü falan olduğu için değil. Çok güzel bir ülke. Çok güzel yerleri var, gezilip görecek yerleri var. Ama Şililerin kendisi zaten diyor, ne işin var senin burada diyor. Yani anladın mı? Çünkü bir şey geliyor başına. Burada soyulmayan insan yok neredeyse ya. Çünkü hırsızlık olayı bambaşka seviyede Şili'de. O yüzden gelmeyin dedim açıkçası. Ya gelirseniz başınıza böyle bir şey gelebilir. Gelme ihtimali çok yüksek. Gelirse de benim yaşadığım durumu yaşarsınız ki istemem yani. Yani o yazan arkadaşlara bu anlamda söylemiştim aslında. Bir de bazıları bana şey yazmış. Sen yalancısın, para toplamak için böyle şeyler yapıyorsun. İşte gezginlerin parası bittiğinde genelde soyuldum numarası çekerler. Nasıl hakaretler, neler neler, nasıl iftiralar var ya dedim. Siz izlediğiniz bir video arkadaşım siz. Ya bunu yazıyorsunuz ama hani böyle bir yorum yazabilmek için ciddi anlamda geri zekalı olmak lazım. Hani izlediğini, okuduğunu, dinlediğini anlamamak lazım yani. Şaka gibi, gerçekten bazen çok şaşırıyorum ya. Bazen gerçekten çok şaşırıyorum yani. Sabrımı çok sınayan insan oluyor. Hiç takma diyeceksiniz ama insanın haysiyetine, onuruna laf edilince ben mesela kaldıramıyorum. Anladın mı? Ben sevmiyorum. Sırf sosyal medyada bir şeyler paylaşıyorum diye insanların kalkıp bana ağzına geleni söylemeye hakkı yok bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani kimse sonuçta beni birebir de tanımıyor. Ağzına geleni söylemesini istemem. Sırf sosyal medyada iş yapıyorum diye, deneyimlerimi paylaşıyorum diye böyle kafasına göre yorum yapamamalı bence insanlar. Anladın mı? Birazcık yani insan olmanın dışında bir şey bu. Başka bir ahlak bu ya. Ahlaksızlık bu yani. Hola, buenas. Hola. Oo, buraya yokuş baya. O yüzden abla duruyor demek ki. Bak buradan arabalar geliyor. Buradan çıkalım da bize çarpmasınlar zaten yokuş. Milletin sürüşünü zorlamayalım. Abla duruyor. Bak aşağıdan gelene geç diyor. Yukarıdan biri gelirse aşağıdakini durduruyor. Çünkü baksana nasıl kayıyor ya. Çıkış sıkıntı çünkü. İleriden gördüm, dedim yol çalışması mı var, yol mu kapalı acaba? Ama değilmiş. Hola, buenas. Burada insanlar bir tık güler yüzü geldi bana. Santiago gibi değil. Çünkü orası metropol olduğu için herkesin koşuşturması var. Akan bir şehir, hızlı bir şehir. Ha, burası ufak bir şehir. Şimdi şehirde bazı tepeler var. O tepelerden birine giriyorum. Bu şehre geliş amacım diyebilirim aslında. O şu an gittiğim yeri ziyaret etmek. Buradan böyle dümdüz yardıracağız. Sokaklar güzel ama bak, grafitiler falan var. Dedim ya hani şehir bohem diye. İşte o bohem bölgesine gidiyoruz şu an. Biraz daha böyle turistlerin ziyaret ettiği, kafelerin vesairelerin olduğu. Valparaiso deyince insanların aklında canlanan yer. Yokuş bayağı dikmiş yalnız ha. Yukarı çıktıkça
Deniz daha net gözükmeye başladı. Evler bayağı eski yalnız. Dökülüyor ya. Şehir geldiğimden beri böyle bakıyorum etrafıma. Şehir dökülüyor. Çok 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 eski yapılar. Markete baksana da hapishane gibi ya. Şu aradan bir şey istiyorsunuz, içeri giremiyorsunuz. Sokaklar aşırı sessiz. Bırak turisti, kendi yerel halk bile yok sokaklarda. Bienvenido, welcome diyorlar. Hoş geldiniz. Bu da Şili yerlilerinden. 7-8 yerli grup yaşıyor Şili'de. Onlardan bir tanesi. Zamanında buraya İspanyollar çökmeden önce burada yerliler yaşıyormuş. İspanyollar geldikten sonra Valparaíso önemli bir liman kenti oluyor. Ama Panama kanalının yapılmasıyla birlikte önemini kaybediyor. Baksanıza. Tarihi asansör. Ama o bölgeye gitmeyin tek başınıza diyorlar. Birazcık sıkıntılıymış. Bir de uzakta kaldı. Bakalım. Hola, buenas. Teyze oradaymış, görmedim. Hele hediyelik eşya dükkanlarından. Hola, buenas. Birkaçı açmış. Ha, Mapuche'ler. Buranın yerli halkı. Es Mapuche contra españoles. Mapuche contra españoles. Sí, es bueno. Bayağı güzelmiş ya. Tiene detalles muy lindos. Bayağı güzelmiş. Bak, burada da ufağı var. Son hechos en cerámica. Ah, ceramic. Ajá, ceramica. Sí, adelante ves. Sí, los españoles tienen torre, los indios llevan su choza. Ha, era esta, bak, ¿ves? Şey, kaleler de böyle evleri baz alarak yapmışlar. Ya kuleleri baz alarak yapmışlar. Es la machi, lleva ese tambor. Se llama cultrum. Se llama? Cultrum. Cultrum. Ajá, el esta. Tambor. Ha, tambur. Bizim şamanlarda çalıyor ya tambur. Sí. Türk geleneğinde de var. Kulturum diyorlarmış burada da. Este vale 10.000. 10.000? Aha. Ha, 10.000'miş bu. Es así, va con esponjas, entonces todo queda ahí en la... 10.000, 20.000, este el mediano. Orta boyu 20.000. Y 40.000 el más grande. Büyük boyu da 40.000. Peso, o da işte 45 dolar civarı yaklaşık. De los Mapuche, ah, el nombre okay. De la reina, de todo lo que te he dicho. Ah, okay. Gracias. Ya, de nada. Muchas gracias. En casa Pablo Neruda, más arriba, allá? En la acera de enfrente, ahí donde está el árbol de flores rojas. Okay. Enfrente. Okay, muchas gracias. Adiós, güzelmiş valla. Ya, direkt Türkiye'ye dönecek olsam buradan düşünülür yani öyle bir şey. Peru'da da çok görmüştüm o tarz İnkaların İspanyollara karşı olan şeyini, satranç takımını. Ama maalesef alamıyoruz yani ne kadar beğensek de. İşte magnetler falan var, küpeler var, başka hediyelik eşyalar var. Yani bildiğiniz şeyler aslında, hediyelik eşya dükkanına ne olması gerekiyorsa onlar var. Benim neredeyse tüm magnetlerim çalındı. Birkaç tanesi hariç hepsi gitti. Bu sabah yola çıkmadan uyandım, işte hazırlandım. Ya dedim güneş gözlüğümü alayım öğlenleri çünkü güzel oluyor hava. Şimdi bir de deniz kenarına gidiyorum. Dedim güneş gözlüğümü takayım. Daha sonrasından güneş gözlüğümün de çalındığını hatırladım. Hava gerçi çok kötü yani dışarı bir çıktım. Hava rezil, kapalı, sis var. Yağmur atıştırdı falan yolda. Ama olsa iyi olurdu güneş gözlüğüm. Onu niye çaldılar ki? Aha da. Valparaíso. Güzel yapmışlar ha. Birçok hatıra gitti. İşte magnetler de gitti. Güneş gözlüğüm de gitti. Her şeyi çaldılar ya. Telefon ve banka kartı hariç bütün değerli eşyalarımı çaldılar. Maddi manevi. Ve şu an hala sokaktalar yani. Hırsızlığa devam ediyorlar. Yanlarına kaldı. En çok canımı yakan da o zaten. Kimmiş bu abimiz? Pablo Neruda Colegio. Okula onun adını vermişler. Pablo Neruda abimiz de Şilili. En çok tanınan, en çok bilinen, en çok sevilen yazarlardan bir tanesi. Nobel Edebiyat Ödülü de kazanmış zamanında. Yani dünya genelinde çok sevilen, Şili'de de çok sevilen ve çok başarılı bir abimiz. Ben bir iki şiirini okudum kendisinin. Yani öyle çok şiir insanı olmadığım için kendisi hakkında bir şey söylemem yanlış olur ama baya baya seviyor insanlar. Nasıl bizde Nazım Hikmet seviliyorsa. Nazım Hikmet'in kankisi olarak da geçiyor aynı zamanda kendisi. Abla sağa mı dön demişti acaba? Olabilir. Şimdi burada evi var. İnternetten baktım. 10.000 pesoydu şey. Giriş fiyatı. İşte o da 11 dolar gibi bir şey yapıyor. Girmem ama zaten bu bölgeye gelecektim evinde dışarıdan. Göstereyim istedim sizlere. Belki gelen olur. Girmek isteyen olur. Bella Vista diye bir bölgedeyim. Onun birazcık yukarısına doğru yürüdüm. Pablo Neruda'nın evi de La Sebastiana olarak geçiyor. Ama önce bulmamız lazım. Daha demin önünden geçmişim, görmemişim.
Plaza La Sebastiana yazıyor. Ne diyor? Saat 10 ile 6 arası açık. Şöyle göstereyim size. Şurası. 9500 peso yazıyor. İnternette niye 10.000 yazıyordu bilmiyorum. 9500 peso girişi, o da işte 11 dolar civarı. Bir de size kulaklık veriyorlar. İçeride işte odalara giriyorsunuz, geziyorsunuz. Size hikayesini anlatıyorlar. Pablo Neruda'yı anlatıyorlar. Zamanında burada yaşamış. Şili'de birkaç bölgede evi varmış. Bu da onlardan bir tanesi. Birazcık araştırdım kendisini. Valparaiso'yu seviyormuş. Yani buradaki dokudan etkilenmiş. Şiirlerinde de etkisi varmış. Manzaraya baksanıza. Yani. Bak şöyle döndüreyim kamerayı. Ağzının tadını biliyormuş Pablo abimiz. Şu aşağıda da liman kalıyor. Eski bir dokusu var şehrin ya. Yani söyledim zaten geldiğimden beri. İlk dikkatimi çeken o olduğu gözlemliyorum. Bayağı eski bir dokusu var. Döküntü. Bir yoksulluk var yani belli. Eskiden çok önemli bir şehirmiş. Liman kenti olduğu için, ama işte Panama Kanalı ile birlikte geçmiş olsun. Hiçbir önemi kalmamış. Bir tık İzmir'i anımsattı bana bu şehir. Yani çok benziyor diyemem. Çünkü İzmir'de bu kadar renkli evler yok yani şehirde. Belki İzmir'in köylerinde, kasabalarında vardır. Yani şu an mesela yokuş aşağı iniyorum. Ben artık bu tepeden aşağı doğru iniyorum. Manzaraya baktığım zaman birçok yerde rengarenk evler. Zaten Güney Amerika'da, Latin Amerika'da meşhur yani renkli evler. Ama belli açılardan burayı İzmir'e benzetmedim değil. Kahve fiyatlarına bakalım. Ne diyor? Espresso 2.2 dolar. Cortado dediğini bilmiyorum. Kahveler şöyle düz hesap 2 dolar 3 dolar arası diyeyim. Sıcak çikolata yaklaşık 4 dolar. Doğal meyve suyu da 2 dolar. Pizza da orta boy yaklaşık 10 dolar. Şöyle bir kafede. Haritada burası Bella Vista olarak geçiyor. Buradan böyle yukarı doğru çıktığınız zaman işte Pablo Neruda'nın evine gidiyorsunuz. Yani komple bu ara şey olarak geçiyor. Şurada bir grafiti gördüm, ona bakacağım. Bella Vista olarak geçiyor. Eski bir kilise var burada ama kapısı kapalı. Komple grafitiler, renkli evlerle dolu bir sokak burası. Bir mahalle daha doğrusu. Mapuche yerlilerinden birini çizmişler sanırım. Yani Mapuche yerlisi çizmişler daha doğrusu. Bir figür. 7-8 farklı grup yerli var Şili'de. İnkalar zamanında Santiago'ya kadar geliyorlar. Ondan sonra Şili'nin kendi yerlileri var. Ama işte zamanla İspanyollarla karışan yerliler, Avrupa'dan buraya gelip yerleşenler daha baskın geliyor. O yerli kültürü burada da kayboluyor. Zaten baktığınız zaman Şililer Avrupalı gibi gözüküyor. Yani ya Alman dersin. Çok Alman demezsin belki, o kadar sarışın değiller ama ne bileyim İtalyan dersin bence yani. İspanyol dersin. Onların o kültürü daha bir baskın. Avrupa kültürü daha bir baskın. Mimari zaten tam bir Avrupa. Arjantin için de öyle diyorlar mesela. Tam Avrupa diyorlar. Hiç Latinlerle alakası yok diyorlar. Burası da öyle, Latinlerle çok alakası yok. Vay bak, bu çok iyiymiş ha. Ben bunun fotoğrafını çekeyim Instagram'da paylaşmak için. Instagram'dan da takip edebilirsiniz dostlar. Burak Durgun. Burak'ta 2 A var. Burak Durgun diye. Şuraya bakalım. Ne böyle ya? Telergiler. Mülteci kampı gibi. Bir sürü hostel var bu bölgede. Bir sürü hostel var. Yani en turistik bölge burası. Gelirseniz eğer, konaklamak da isterseniz bu bölgede konaklayabilirsiniz. Bayağı sessiz sakin ama ben biraz daha canlı olur diye düşünmüştüm açıkçası.
Her yer bomboş. Sokaklar, kafeler, restoranlar. Yani ne turist var ne yerli var. Vay. Güzel bir manzara noktası bulduk. Varyant gibi ya burası hakikaten. Yani sanki konağa bakıyormuş gibi hissediyorum şu an. Pablo Neruda'nın Valparaiso'da en çok etkilendiği olay yukarı çıkan ve aşağı inen merdivenler. Zaten başka nereye çık merdivenler? Yine abimiz merdivenlerden çok etkilenmiş. Böyle bir şey okumuştum internette. Sokakları gerçekten beğendim. Hakikaten insanların bloglarda yazdığı kadar, yorumlarda belirttiği kadar tatlı. Bohem bir havası da var. Yani muraller filan da çok güzel. Birazcık hakikaten böyle depresif bir havası da var sokakların. Ama yapılacak başka hiçbir şey yok gibi geldi şu an. Yani varsa bilmiyorum. Belki geceleri güzeldir Valparaiso'nun. Geceye de kalmayacağım ben zaten yani dolaşıp. Döneceğim köyüme. Burası için Santiago'dan çok daha tehlikeli diyorlar. Çünkü yani turistlerin Santiago'da yapacağı pek bir şey yok. Bununla bir anlaşalım. İnsanlar ne yapıyor? Buraya geliyorlar. Burası daha turistik onlar için, turistler için. Gece eğlencesi de burada iyiymiş. Santiago'da kötü diyemem. Ona bir şey diyemem. Ama buranın turistik bir bölge olması ve gece eğlencesinin iyi olmasıyla böyle çat 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 soygunlar leblebi gibi yapılıyormuş. Ya nasıl yapmışlar? Sen ne kadar büyüksün ya. Kocaman. Bir hastalığı mı var acaba? Bayağı iriydi çünkü. Bu da başka tepeye çıkıyor. Bir tepeden iniyorsunuz, diğerine çıkabiliyorsunuz. Ama ben artık deniz kenarına gitmek istiyorum. Zaten görmek istediğim tepeyi gördüm. Artık deniz kenarına doğru bir gidelim. Bakalım orası nasılmış. Her yer çöp pislik içinde ya. Yani Santiago Avrupa, burası hakikaten Güney Amerika. Öyle bir zıtlık var. Deniz kenarı diye geldim. Tramvay yolu yapmışlar buraya. Burayı da kapatmışlar. Geçiş yok yani diğer tarafa. Yukarıdan daha güzel gözüküyordu. Ne kadar ses çıkardı ya. Burası da böyle ana cadde. Akıyor trafik. Bayağı bir araç trafiği var. Baksana binaya nasıl boyamışlar. Çok kötü gözüküyor baya. Ya bu tarz grafitileri sevmiyorum. Böyle mural olacak. Bir şey anlatacak. Bir şekil olacak. Öyle daha hoş gözüküyor. Ama böyle gelen giden bir şey yazıyor, çiziyor, o bok gibi gözüküyor. Bayağı büyük bir anıt dikmiş ya buraya. Ana meydan sanırım burası. Aynen Plaza Sotomayor olması lazım. Armada de Chile. Şu bina güzelmiş. Bayağı güzel gözüküyor buradan. Bu da bağımsızlıkla ilgili bir anıt olabilir bence. Şurada bir şey yazıyor ama okuyamıyorum. Giriş de yok ha. Koruyor bak. Aa, asker koruyor, tamam. Bak görüyor musunuz? Asker koruyor. İki tane orada asker var. Kesin bağımsızlıkla ilgili bir şey, anıt. Güzel yapmışlar. Aa, burada da sonsuz ateş var kesin. Öyle savaş dönemlerini anmak için genelde sönmeyen ateş koyuyorlar. Önemli noktalara, şehrin önemli noktalarına. Burada da bir tane panayır alanı var.
Burası biraz daha derli toplu, daha ufak. Öyle magnet falan satıyorlar burada da. Baksanıza Şili'ye. Dim dik, çubuk gibi uzanıyor. Bu taraf Büyük Okyanus, yani Pasifik'e bakan kısım. Bu tarafta Ant Dağları'na bakan kısım. Arjantin'e sınır. Arjantinlilerin Pasifik Okyanusu'na geçişini engellemek için kurulmuş bir ülke gibi resmen. Burada da hep İspanyol döneminden kalan binalar var. Şey mimarisi, sömürge mimarisi. Çok kalabalık bir grup. Nasıl bir grup çözemedim. Bir tane şey var ileride. Restorana götüren bir abi var grubu. Elinde çünkü menü gördüm. Ya da başka bir şey için yardım ediyor da olabilir bilmiyorum ama komple ekibi alıp götürüyor oraya. Şu evsiz abi de elinde mızıka var, bunlara laf atıyor. Liman bölgesine geldik. Bari buradan görelim suyu ya. Tekin olmayan tipler çok görüyorum sokakta. Şöyle inceden bir video çekip uzamakta fayda var. Boat turu yapıyorlar galiba burada. Baksana da. Gracias. Aynen öyle. Doğru. Şehrin birçok yerinde evsizler var. Çadırlarını gördüm. Kendileri yerde yatıyordu. Bir köşede oturup bekliyorlardı. Şu karşıda da var mesela. Önceki evsizleri çekememiştim ama mesela bak şu ileride yatıyor. Daha sonrasında burada kendine bir yer yapmış. Ya onları da çok rahatsız etmeden, incitmeden göstermek istiyorum. Çünkü bir insanın evsiz olması çok 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 rezil bir sistemde yaşadığımızı gösteriyor. Yani barınma, güvenlik, sağlık, eğitim. İnsanın en temel hakkı yani. Her insanın çok rahatlıkla ulaşabilmesi gereken, devletlerin insanlara sağlaması gereken haklar. Ama ne yazık ki milyonlarca insan sokaklarda yaşıyor, rezil bir vaziyette yaşıyor, yemek bulamıyor, çöp yiyor yani. Bildiğin çöplükten yemek bulup yiyen insanlar var. Acı bir sistem, rezil bir sistem. Ve bizler de ikiyüzlüyüz ya. Görüyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz yani. Kendimize yapmamız gereken bir öz eleştiri bence. Şu ana kadar çoktan yanması gerekiyordu dünyanın yani. Ortalığın ayağa kalkması gerekiyordu. Kaç kere yani. Yakılıp yıkılması gerekiyordu her yerin. Bu düzenin değişmesi için ama konfor alanımızı hiçbirimiz terk etmiyoruz. Ta ki bize dokunana kadar. Ne zaman ki biz evsiz oluruz, bir şey dokunur bize, o zaman sesimizi çıkarmaya başlarız. Yani maalesef bu da insanların ikiyüzlüğü. Hepimiz için geçerli bu. Terminale geldim dostlar. 5000 peso bilet buldum. Benim Milka Santiago'ya dönüyor. Neredeyse her 10-15 dakikada bir otobüs var. O yüzden geldim. 5000'e bilet buldum. O da 6 dolar civarı bir şey yapıyor. 13 numarayı verdi bana görevli abla. Önden rica ettim. Anında burası. Şöyle yine manzarayı izle izleye gideceğiz. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Dönüş fiyatını da söylemek için videoyu terminalde bitirmek istedim. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz, yorum da atarsanız çok sevinirim. Instagram adresim Burak Durgun. Burak'ta 2 A var. Oradan da takip edebilirsiniz. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın.